Bu kadar kendimizle alakalı konuştuk. O zaman bizim böyle sinirlendiğimizde, zor bir durumda kaldığımızda böyle verdiğimiz çok hızlı bir reaksiyon var. Küfrediyoruz. Oho, valla ben... Hocam biz neden küfrediyoruz? Böyle bir sorumuz var. Valla tam olarak bilmiyorum ama bildiğim bazı şeyler var. Birincisi, kelimelerin kifayetsiz kaldığı durumlarda yoğun duygu yüklerini taşıdığını vehmettiğimiz ya da toplum içerisinde öyle bir kodlamada kullanılan ifadeleri ortaya saçmak, hissettiğimiz duygunun ne kadar kuvvetli olduğunu etraftaki insanlara anlatmanın bir yolu. Deşarj olmanın bir yolu. Aynı zamanda kavga çıkartmanın da çok güzel bir yolu. Şimdi sert duygular aynı böyle bir şey yumruk gibi düşün ya. O yumruğu nereye sallıyorsan, hangi amaca yönelik olarak yumruk atıyorsan ona göre bir sonuç alırsın. Küfürlü konuşma ya da küfür etme böyle bir duygusal yumruk gibi düşün. İnsanın içinden böyle bir şey taşıyor. Şurup diye bir sallıyorsun. Böyle bir dışarıya bir enerji çıkarttığını düşün. Yani enerji değil ama bir laf çıkarıyorsun işte bir dizge. O dizge neyi hedefliyorsa onu normal laftan daha iyi beceriyor. Ferhat Aydın'ın güzel bir örneği vardı işte. Arabaya giderken uzak bir yerde oturuyorsun. Arabayı da uzağa park etmişsin. Arabada bir şey unuttuğunu fark ediyorsun. Almak için arabaya gidiyorsun. Tam arabanın yanına geldiğinde arabanın anahtarını oturduğun yerde unuttuğunu fark ediyorsun. Tam o anda kendine ne diyorsun? Şimdi birçok insan has diye başlayan bir şey söylüyor. Şimdi orada aslında o ağzından çıkan ya da içinden geçen şey kendisiyle ilgili temel duygusal yargısını gösteriyor. Mesela kendine küfür edenler oluyor. Biraz önce söylediğim gibi sin kaflı giriyor. Ya da duruyor. Lan oğlum vay salak. Mesela böyle bir şey yapıyor. Yani yine orada kendisiyle bir tepkisi. Duruyor. Anahtar orada kaldı ya. Edilgen bak bir tip. Anahtar kaldı ben bırakmadım onu orada. Ya da gelip anahtarı unuttuk. Bir daha dönüp alacağız. Neyse hayırlısı diyen bir başka versiyon da var. Şimdi bunların hepsi aslında kendine karşı ne tip duygular hissettiğini gösteriyor. Orada kendine küfür etme halinde olan aslında kendisine dair süre giden bir kızgının o kriz ya da kaçak anında dışarı vurumunu yaşıyor. Kendisiyle ilgili değiştiremediği bir takım çaresizliklerin boşalımını tam o noktada yaşıyor. Freudlaşmayayım şimdi yani Freud abi bunu rahmetli bizden iyi bilirdi. Orada böyle bir içinden bir şey taşı veriyor çünkü arka planda kendinle ilgili devamlı yaptığın bir muhasebe var. İçten içe biliyorsun. Şurada kötüyüm, burada iyiyim, hep bunu yapıyorum. Allah kahretmesin falan filan gibi. Bir ajanda var. Yani bu örneği şu yüzden verdim. O arabanın başına geldiğinde hissettiğin çaresizliğin dışa vurumu, mesela bir tanesi işte küfür. Ve o küfür aslında kendinle ilgili negatif muhasebenin tak bir dışa vurumu. Çaresiz kaldığın bir şeyin emniyet sübabı diyelim. Oradan bir hava kaçırıyorsun. Şimdi gerçek hayatta da küfür böyle bir şey. Çok enteresan çalışmalar var. Yani küfür etmek mesela kalp krizi riskini azaltıyor. Şimdi bunu söylerken sokaklarda sallaya sallaya gezen arkadaşları da görmek istemiyorum ama çok küfür eden insanlar muhtemelen gazı boşalttıkları için kardiyovasküler sisteme binen yükü azaltabiliyorlar kalp damar sistemine belki de. Hocam küfür etmek acıya Evet, dayanıklılığı o da arttırıyor. var. Ağrı eşiğini yükseltiyor, acıya dayanıklılığı arttırıyor. Bunların tamamı işte o zaten birikmiş stres ve öfke insanın ağrı eşiğini düşürür. Yani insan daha çok ağrı hisseder. Mesela stres anında daha çok kırılgan hale gelirsin. Küfür ettiğin zaman işte o stres boşalımının etkisiyle, cesaretlendirici hormonların bir yerde artışıyla. Şimdi ben de böyle bir güzelledim ki millet vallahi birbirine küfür etmeye bak. Küfredecek hep Şunu birlikte. hesaba katmalarını çok isterim. Biz bireysel olarak insanın ne yaptığını konuşuyoruz. Fakat mesela işte küfür edenler kalp krizinden ölmeyebiliyor da küfür edenler bıçaklanmaktan ölebiliyorlar mesela. Şimdi bu enerjiyi dışarı çıkarttığınızda bunun bir aksüs sedası olacak yani. Size bir yansıması, bir refleksiyonu olacak. Dolayısıyla bu refleksiyon ayrı bir konu. Biz burada sadece fizyolojik olarak ağzımızdan genellikle istemsizce dökülen şeyin mekanizmasını açıklıyoruz. Ama bir de işin sosyolojik ve sosyal boyutu var. Yani sosyal endikasyon dediğimiz bir kısmı var. O lafı söylediğinde, o küfürü ettiğinde sosyal dokuda neye sebep oluyorsun? Kendi algında yani nasıl algılandığında, yaptığın etkide ve iletişim biçiminde nelere sebep olduğunu da göz önüne almak lazım. Sırf ben rahatlayacağım diye sokak ortasında defi hacet de edebilirsin. Bu da bağırsaklarına iyidir ama senin için çok iyi olmayabilir. Bu örneğin iyi anlaşılmasını arzu ederim. Yani sokak ortasına yapmak gibidir tuvaletini, höbele höbele küfür etmek. Seni rahatlatabilir.
fakat hayatında bazı ufak tefek sorunlara sebep olabilir. Phineas Gage'in örneği şu demir çubukla kafası denilen abi sinir bilimde çok meşhur. Ön beyni uçtuğu için insani ve sosyal üst özelliklerinin birçoğunu iyileşme süreciyle beraber kaybeden bir vakadır. Onun özelliklerinden biridir sokağın ortasına tuvaletini yapması gündüz gözüyle şehrin ortasında. Ona derler ki hacı ne yapıyorsun yani burası tuvalet mi? O da der ki atlar yapıyor ben niye yapmayayım? Yani mantık gayet çalışıyor, kafa çalışıyor, sıkıntı yok. Sorun ne? Kontrol sistemi çalışmıyor. Kontrol sistemi zayıfladıkça küfürbazlık artar. Ben bunu hem tecrübe olarak Ankara'da yetiştiğim yerler itibariyle çok iyi deneyimlemiş hem de sonra beyin ve davranış bilimlerinin temel mottolarından biri olarak görmüş vaziyetteyim. Davranışsal kontrol zayıfsa, yetişme sırasında şiddet ya da istismar öyküsü varsa, ön beyin zafiyeti diyoruz genel olarak buna, kontrol sistemlerinin zafiyeti varsa, ağızda, dilde haldır küldür, saydırma olarak maalesef ortaya çıkıyor. Ama bunun da tekrar ediyorum, insana uzun dönemde faydadan çok zararı olan bir şey. O yüzden düzeltilmesi gereken bir davranış bozukluğudur aslında. Tabii bunu şeyden ayıralım. Yani bütün gün böyle sin kaflı küfürlerle gezen o hani varoş mahalle çocuğu karikatürü vardır ya. Böyle bir şey çizerler. Devamlı çocuk küfür eder falan filan. Onunla arkadaşlarla eğlenirken 2-3 böyle küfürlü konuşarak işe espri katma şeyini de ayıralım. Yani her küfür aynı değil. Dolayısıyla bu bir isyan, bir şiddet yansıması olarak edilen küfür farklı bir şey. Diğerinin muhtemelen rahatlatıcı etkisi, zararlı etkisinden daha bahsedilir. Zira bir eğlence mekanında bir arkadaş öbürüne küfür etti diye cinayet işlenmez. Yani küfür var, küfür var değil mi? Böyle kakara kikiri küfür var, bir de falan. Hocam küfür aslında katarsise de yardımcı oluyor. Evet. Sahnede tiyatro oyununu izlerken o anda veya bir stand-up'ın içinde doğru bir yerde küfrü duyduğumuzda rahatlayıp gülmeye başlıyoruz. Ha. Aslında o anda aynen, doğru katarsise destek de gidiyor. İşte o katarsis lafı da biraz önce aklıma gelmedi benim. Katarsis o duygu boşalımı demek zaten. Birikmiş duygunun boşalımı. Hakikaten onun hem bir aracı hem bir vesilesi. O kısmı da çok önemli. Evrimsel biyolojik açıdan baktığında ya da davranışların evrimine baktığında aslında iyi kötü falan filan diye bir şey çok fazla söyleyemiyorsun. İşte bunların hepsinin varlığı belli toplumsal amaçlara hizmet ediyor. Mesela esnemek de böyle, işte o esnemenin bulaşıcı olması da böyle, gülmek de böyle, küfretmek de böyle dediğin gibi. Ama işte her şey bağlamından çıktığı zaman problem. Ben şimdi burada soruyorum mesela cevap fake ama falan diye böyle sürekli yardıra esnesem olmaz yani değil mi? İşe yarar bir refleksin amacından sapmış, bağlamından çıkmış bir hali olabilir. O yüzden it's a no-no. Yani öyle yapmıyoruz, dışarıda küfretmiyoruz. Sevgili arkadaşlar, sütümüzü içiyoruz, dişimizi fırçalıyoruz ve güzelce... Toplumsal uyarılarımızı aldığımıza göre hocam bedava. Ben de artık geldi. Sakallar bu kadar beyazladığına göre eke eke yukarıdan topluma ayar verme noktasına gelmiş olmalıyım. Gelecek bölümde beyaz entarimi giyip defne yapraklı tacımı takarak size yüksek gerçeklerden bahsetmeye başlayacağım.